Hastanemiz birkaç aydır hastalanmaya başladı yeni yerinde. Önceden Kızılhisar mevkiinde bulunmaktaydı. Hasta geliş gidişleri sıkıntılı olduğu için yeni rektörümüz sağ olsun burayı onkoloji hastanesi olarak çevirdi. Birkaç aydır hastalanmaya başlamış bulunmaktayız. Şimdi elimizdeki radyoterapi cihazlarının belki özelliğinden bahsetmek lazım. Tomoterapi ailesi olarak bilinen yeni nesil bir cihaz. Bunun son en teknolojik olarak geliştirilmiş radyasyon tomoterapi diye şu an alınmakta. Elimizdeki cihaz o. Bu cihazla tümöre yüksek doz verirken tümör etrafındaki sağlıklı dokuları daha iyi koruyabilmekteyiz. Aynı zamanda halk arasında bıçaklaşın tedavisi diye bilinen sterotaktik radyocerrahi bu cihazda onun karşılığı sterotaktik vücut radyoterapisi diye anılmakta. Onu yapabilmekteyiz çok rahat bir şekilde. Diğer mevcut radyoterapi cihazlarından farklı olarak elimizdeki cihazda tek bir tedavi sırasında kroniospinal radyoterapi dediğimiz baş ve omurilik tümörlerini tek bir tedavi seansında tedavi edebilmekteyiz. Ayrıca birden farklı bölgede eğer tümörü varsa hastanın yine bu hastaları tek bir seansta tedavi edebilme olanağına sahibiz. O yönüyle bu cihazımız bölgemizde bir tek bizde bulunmakta. Onkoloji Hastanesi'nin ve radyoterapi ünitesinin hizmete alım törenidir. Erkene aldık. Niçin? Allah kimseyi hasta eylemesin. Hala dünyada istatistikler gösteriyor ki ölüm nedenlerinin arasında ilk 3 sırada kanser var. Kanser hastanemiz işlemez olmuştu. Buradan 8 kilometre ileride. Teknolojisi eskimişti. Biz tomoterapi diye bir teknoloji getirdik. Bu tomoterapi teknolojisi bu binanın altında. Hizmet alım sözleşmesi de yaptık ve bütçeye bir yük getirmedik. Bu binanın aslı eski bir bina. Eski dediğim şu, depo şeklinde yapımı başlanmış. Ama biz devletten izin alarak bunu eskiyen onkoloji hastanesini dönüştürmek istedik. Devletimiz olumlu görüş bildirdi. Ve biz burayı çok cüz'i bir fiyatla hastaneye dönüştürdük. Bu hastane 107 yataklı bir hastanedir. Böyle bir binayı dönüştürerek bugün sadece Gaziantep'te yaşayan kanser hastalarının hizmetine değil, Interland'ındaki yaşayan bütün illerden gelen onkoloji hastalarının hizmetini açıyoruz. Allah kimseyi kanserle karşı karşıya bırakmasın. Bırakırsa da doktorlarımız burada, ekibimiz iyi, işte bir ordu gibi bu ekip, bu takım arkadaşlarımızla biz bunları yaptık. Ben onların da huzurunuza teşekkür ediyorum. 5 tane hastane oldu. Bir daha sayayım, bitireyim. Böbrek Nakil Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Araştırma Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Acil Yanık Travma Hastanesi. Bu 4 yıla biz bunu sığdırdık arkadaşlar. Üstelik 2021 Covid, 2022 Covid, 2023 deprem. Bütün bu zor şartlara rağmen Gaziantep'i biz sadece bölge hastanesi şeklinde ve de sağlık merkezi yapmak istiyoruz. Buradan çok sözü uzatmayayım, vakit dar. Bu bir hizmete alım törenidir. Neden hizmete aldığımızı bir daha söyleyip kapatıyorum. Çok talep var arkadaşlar ya. Söylesem hüzünlenirsiniz. Onkoloji hastane. Şu tomoterapiyi görseniz. Allah kimseye vermesin. Yani duygulanıyorum çünkü o kadar arayan var ki bizi kanser için. Sizden dua etmenizi istiyorum. Allah kimseyi
böyle bir hastalıkla karşı karşıya bırakmasın ya. Uzak eylesin. Ama dediğim gibi imtihan amaçlı bu kanserle karşılaşırsak da lütfen siz de bizleri arayın. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemize, Gaziantep'imize, bölgemize hayırlı olsun diyor. Katılımlarınız için bir daha teşekkür ediyorum.